Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bugün inşallah külliyattan üstadımızın da daimi peygamberimize ait olan virdi olan Cevşen'i üstadımız da daima sürekli okudu. Cevşen'in böyle ehemmiyetiyle, kıymetiyle, faziletleriyle alakalı ve nur talebelerini ve bütün ehli imanın okumasının da gerektiği bir virt olarak bunu alakalı külliyattan yerleri okuyacağız inşallah. Önce Cevşen'deki o bin bir esma ile Allah'a münacat etmeye bakan bir hikmetini, bir manayı okuyalım. Önce sözlerden 24. sözden bir bölüm okuyacağız. İşte nasıl eğer bir adam hem hoca, hem zabit, hem adliye katibi, hem mülkiye müfettişi olsa, onun her bir dairede birer nispeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı ve muvaffakiyetsizliğine sebep birer düşman ve rakipleri oluyor. Yani mesela hoca olduğundan o kişi hangi dairede? Diyanet dairesinde mesela birer nispeti, vazifesi, hizmeti, maaşı, mesuliyeti var. Mesela zabit olduğu için de askeriye dairesinde böyle bir nispeti var. Adliye katibi olduğu için mesela adliye dairesinde, mülkiye müfettişi olduğu için mülkiye dairesinde gibi böyle birçok vazifeleri ve vasıfları olduğu için her dairede birer nispeti, birer vazifesi, birer hizmeti, birer maaşı, birer mesuliyeti, birer terakkiyatı orada ilerlemesi ve muvaffakiyetsizliğe sebep birer düşman ve rakipleri oluyor o dairede. Demek ki şeytanı ve nefsin de o daireye bakan böyle bir engel olma gayreti de var. Ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür. Ve çok lisanlarla ondan medet ister o padişahtan. Ve amirinin çok ünvanlarına müracaat eder. Ve düşmanların şerrinden kurtulmak için muavenetini, yardımını çok suretlerle o padişahtan talep eder. Öyle de şimdi bu temsili hakikate tatbik edelim. Çok esmaya mazhar ve çok vazifelerle mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan. Hani yukarıda bir adam hem şöyle hem böyle hem böyle olsa dedi. İşte insan aslında öyle. Çok vazifeleri var. Hem hoca hem zabit hem adliye katibi gibi yani. Çok esmaya mazhar. Bütün o esmanın dairelerle bir nispeti, bir vazifesi var, bir hizmeti var. Ve bununla beraber o esmaya mazhariyet, o daireyle münasebeti, o vazifesiyle de münasebeti noktasında da ona engel olmaya çalışan çok düşmanları var. İşte onun için çok esmaya mazhar ve çok vazifelere mükellef ve çok düşmanlara müptela olan insan münacatında, duasında, istiazesinde, Allah'a sığınmasında çok isimleri zikreder. Çok isimleri zikreder. Neden? Çünkü o her bir dairedeki muvaffakiyetin sebep olan düşmanlarına karşı o padişahın o ünvanıyla ondan medet istiyor. Ona müracaat ediyor. Nasıl ki şimdi buna en güzel, en yüksek örneği de vermiş. Nasıl ki nevi insanın medarı fahri ve el hak en hakiki insanı kamil olan Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Cevşen-ül Kebir namındaki münacatında bin bir ismiyle dua ediyor. Ateşten istiaze ediyor. Allah'a sığınıyor. Bin bir ismiyle dua ediyor. Ateşten istiaze ediyor. Demek ki Peygamberimizin o Cevşen duasında da bin bir isimle münacattaki bir sır bu. Nedir? O her bir dairedeki insanın vazifesinde onun muvaffakiyetine sebep olan düşman ve rakipleri için onlardan muhafaza için, onların şerrinden kurtulmak için Cenab-ı Hakk'a iltica etmek, ondan yardım istemek manası da Cevşen'de var demek ki. Bunu şurada da ifadesi var. Bu da 11. meselede, Meyve Risalesi'nde. Evet, bazen serseri ve gizli, muzır bir adamın bir saraya ateş atmaya çalışması yüzünden yüzer adamın yapması gibi, yüzer adamın muhafazası ile ve bazen devlete ve padişaha iltica ile o sarayın vücudu devam edebilir. Yani tahrip kolaydır. Serseri muzır bir adam bir saraya ateş atsa çok çabuk orayı yıkabilir. Ama orayı da yaparken yüzler adam o sarayın binasında
vücuda gelmesinde uğraşıyor. Çünkü onun vücudu bütün şeraitin, bütün şartların ve erkanın ve esbabın vücuduyla olabilir. Fakat onun ademi ve harap olması bir tek şartın ademiyle vaki ve bir serserinin bir kibrit ile yanıp mahvolduğu gibi ins ve cin şeytanları az bir fiille büyük tahribat ve dehşetli manevi yangınlar yaparlar. Evet, bütün fenalıklar ve günahlar ve şerlerin mayesi ve esasları ademdir, tahriptir. Sureten vücudun altında adem ve bozmak saklıdır. İşte cinni ve insi şeytanlar ve şerirler. Bu noktaya istinaden gayet zayıf bir kuvvetle, hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp, ehl-i hak ve hakikatin Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden, Kur'an onları himaye için büyük tahşidat yapar. Demek tahrip kolay olduğu için, cinni ve insi şeytanlar ve şerirler de çok kolaylıkla çok fazla tahribat yaptığı için gayet zayıf bir kuvvetle hadsiz bir kuvvete karşı dayanıp ehli imanın o hadsiz büyük bir kuvvetine karşı dayanıp ehli hak ve hakikati Cenab-ı Hakk'ın dergahına ilticaya ve kaçmaya her vakit mecbur ettiğinden ins ve cin şeytanları. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak da ehli hak ve hakikata Kur'an lisanıyla onları himaye için büyük tahşidat yapar. Peki bu tahşidatı nasıl yapıyoruz? Diyor ki 99 esma ilahiyi onların ellerine verir. O düşmanlara karşı sebat etmelerine çok şiddetli emirler verir. Demek ehl-i hak ve hakikati de Kur'an diyor ki Cenab-ı Hakk'ın 99 esmasıyla Allah'a iltica et onlardan kurtulmak için. İşte bu 99 esma ve yine 1001 ismiyle o münacatla Allah'a iltica etmek cevşenle olmuş. Çünkü neden? Şimdi okuyacağız mesela, bu da tekrarat-ı Kur'aniye'nin bahsedildiği 10. meselede geçiyor. Mesela tabiri okuyayım. Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı diyor. Demek ki ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşen-ül Kebir. Demek ki Cevşen Kur'an'ın hakiki ve tam bir münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası. Bir çeşit Kur'an'ın hülasası. Onun için Kur'an ehl-i hak ve hakikati ins ve cin şeytanlarına karşı kendilerini muhafaza etmek için onlara gösterdiği 99 hatta 1001 esma ilahiyle kendilerini hissetmesine tavsiye ettiği, gösterdiği şey aslında Cevşen duasıyla kendini göstermiş. Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşen-ül Kebir namındaki münacatı peygamberi de 100 defa her bir babda Subhaneke ya la ilahe illa ente el aman el aman hallisna ve ecirna ve necina minen nar cümlesinin tekrarında 100 defa bu tekrar ediliyor. Bu tekrarda neler var? Tevhid gibi kainatça en büyük hakikat. Şimdi yani biliyorsunuz Cevşen 100 bab, her babda yaklaşık 10'ar tane Allah'ın esmasını zikrettikten sonra hemen her bir babın sonunda bu Subhaneke ya la ilahe illa ente el aman el aman hallisna ecirna ve necirna minenler duası yapılıyor. Yukarıda o esma ile Allah'a iltica ki 1001 isim oluyor. 100 tane 10 her birinde olduğu için yaklaşık 1000 tane oluyor. 1001 tane. Ve her o 10 tane de bir de toplamda da 100 defa olacak şekilde böyle bir dua yapılıyor. İşte bu duada neler var? Tekrarında tevhid gibi ki hangisi la ilahe illa ente tevhid gibi kainatça en büyük hakikat ve tesbih takdis gibi mahlukatın rububiyete karşı üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ki o da nedir? Subhaneke kelimesi. Demek tesbih takdis gibi mahlukatın Allah'ın rububiyetine karşı üç muazzam vazifesi var. Onlar nelerdir? Birisi tesbih, birisi tazim, birisi şükürdür, hamd. İşte bunlardan en ehemmiyetlisi olan tesbih ve takdis. Yani ya Rabbi sen kusurlardan, noksanlardan münezzehsin diyoruz. Ve bu da Cevşen'de 100 kere söyleniyor. Subhaneke kısmıyla. Ve şekavet-i ebediyeden kurtulmak gibi. Şekavet-i ebediye de aslında cehennemin vaziyeti. Ebedi olarak şekavet yani. Böyle bir vaziyetten kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi. Bunu da neyle söylemiş? Ecirna, hallisna ve necina minen nar kelimesiyle de bunu söylüyoruz.
Bu da insanın aslında en dehşetli meselesi. Ve ubudiyet ve aczi beşerinin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle. Bu da hangi kısım? Bu da el aman kısmı. Yani ibadet ve aczi beşeri, insan aczini göstermesi cihetiyle. Yani bu cümlede 4 tane sürekli 100 kere tekrar edilen şey var. Birisi kainat cem büyük hakikat olan tevhid. Sonra insanın 3 mühim vazifesi olan tesbih. En önemli vazifesi olan tesbihi yapıyoruz. Subhaneke kelimesiyle. Ve insanın cehennemden kurtulmak gibi en dehşetli meselesi işte ecirna ve necine ve halisna minennar kısmında. Ve insanın aczini bildirerek Cenab-ı Hakk'a bir abd kul halinde bulunması ki bunda el aman kelimeleriyle tekrar ediliyor. İşte bu cihetle binler defa tekrar edilse yine azdır. Binler defa tekrar edilse yine azdır. Hem şimdi de peygamberimizin bu cevşen duasında nasıl bir terakkiyata bakan, tavsifata bakan cihetini de okuyalım. Şimdiye kadarki o iltica, Allah'a istiaze etmek kısmını okuduk. Hem binler dua ve münacatlarından cevşenül kebir ile öyle bir marifet-i Rabbaniye ile, Allah'ı öyle bir tanımakla, öyle bir derecede Rabbini tavsif ediyor ki, o zamandan beri gelen ehli marifet ve ehli velayet, ta Peygamberimiz zamandan bu zamana kadar gelen ehli marifet ve ehli velayet, telahuk efkarla bütün fikirlerin de birleşmesiyle beraber, ne o mertebe-i marifete, ne Peygamberimizin Allah'ı tanıma mertebesine ve ne de o dereceyi tavsife, Allah'ı tavsif etme derecesine yetişememeleri gösteriyor ki, duada dahi onun misli yoktur. Demek ki dua ve münacatlar içinde de cevşen hiçbir zatın mazhar olamadığı yükseklikte bir duadır. Ki neden? Çünkü Allah'ı öyle bir marifetullah ile, tanımayla tavsif ediyor ki cevşende, şimdiye kadar hiçbir alimin, hiçbir evliyanın, hiçbir marifetle uğraşan büyük zatın ulaşamadığı bir mertebede bir tavsifat ve bir marifetullah var cevşenin içinde. Risale-i Münacat'ın başında Cevşenül Kebir'in 99 fıkrasından bir fıkrasının kısacık bir mealinin beyan edildiği yere bakan adam cevşenin dahi misli yoktur diyecek. Bu Münacat Risalesi'nin Osmanlıcasında var. Merak edenler bakabilir. Orada mesela cevşenden bir babın izahatı koca Münacat Risalesi'ni netice vermiş yani. Bu kadar yüksek bir babı bile Münacat Risalesi'ni netice verecek kadar bir tavsifat var mesela. Yine benzer ifadeyi Nur'un ilk kapısında da şöyle demiş. Birinci kafile olan Süeda ve Ebrar, Zülcenaheyn olan üstadı dinlediler. O üstad hem abdir, yani üstad dediği Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, bütün insanlığa ders veriyor. Peygamberimizin de iki yönü var. Peygamberimiz o üstad bir cihetiyle hem abdir, kuldur. Çünkü diyoruz ya abduhu ve resuluhu. Ubudiyet noktasında cevşenül kebir ve emsaliyle Rabbini tavsif ve tarif eder. Hem Resul'dür, Risalet noktasında da Rabbinin ahkamını Kur'an vasıtasıyla tebliğ eder. Demek Peygamberimizin ibadet cihetini bahsederken özellikle cevşenül kebir ve onun benzeri dualarla Allah'ı tavsif ve tarif etmesini anlattı. Demek aynı zamanda cevşen, Peygamberimizin ubudiyet cihetinin de bir hülasasını bize gösteriyor. Yani Peygamberimiz nasıl bir ibadet etmiş? Yani Allah'ı nasıl tanımış, nasıl tavsif edip, nasıl Allah'a iltica etmiş yani. Risalet cihetiyle de, Resul olması cihetiyle de Allah'ın hükümlerini Kur'an'la insanlara tebliğ etmiş. Demek ki Kur'an ve cevşen, yani cevşen Peygamberimizin ubudiyet cihetini, Kur'an da onun risalet cihetindeki tebliğ cihetini nazara veren iki eserdir yani. Birisi Allah'ın kelamı, birisi de Peygamberimizin duası, ibadetin hülasası. Yine bu ismi hayyin sonunda da o bahsi bitirirken 30. lemadan şöyle ifade kullanmış üstadımız. Diyor ki bu 5. nükte ismi hay hakkında olduğu münasebetiyle hem teberrük, hem şahit, hem teberrük, hem şahit, hem delil, hem kutsi bir hüccet, hem kendimize bir dua, hem bu risaleye bir hüsnü hatime olarak Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacat-ı azamında marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derecede marifetini göstererek böyle demiştir.
Vacip yani diyor, bu bahsinde hem peygamberimize bir teberrük, hem şahit, hem delil olsun, hem de kutsi bir hüccet, hem de kendimize bir dua, hem de bu Risale bir hüsn-i hatim olarak peygamberimizin Cevşen-i Kebir namındaki münacatı azamında, en büyük münacatı. Marifetullah'ta gayet yüksek ve gayet cami derecede marifetini göstererek böyle demiştir. Demek Cevşen peygamberimizin marifetullah'ta ne kadar yüksek olduğunu, ne kadar cami bir derecede Allah'ı tanıdığını gösteriyor. Biz de hayalen o zamana gidip Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın dediğine amin diyerek aynı münacatı kendimiz de söylüyor gibi Sadai Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile deriz ki o zaman o İsmiha ile ilgili alakalı olan bir babı orada devamında söylüyor. Da burada bize bir işaret de çıkıyor. Biz demek ki Cevşen okurken hayalen peygamberimizin olduğu zamana gidip aynı onun dediğine amin böyle diyerek hayalen yani ve o aynı münacatı peygamberimizin söylediğini kendimiz söylüyor gibi peygamberimizin sadasıyla diyormuş gibi böyle bir halete girmek, böyle okumakta da ayrı bir feyiz var demek ki. Burada nasıl okuyacağımız da bize ifade etmiş. Yani demek ki hayalimizi de Cevşen okurken istihdam etmemiz lazım yani. Sanki peygamberimiz zamanına gidip peygamberimizin o sadasıyla söylüyor gibi onun dediğine de amin diyerek böyle kendimiz onun duasını bizzat onun lisanıyla söylüyor gibi bir halette okumak. Yine 15. şuada El-Hücetü Zehra'da Cevşen'in tavsifatı derken diyor ki bin bir esma ilahiye sarihan ve işareten bakan. Allah'ın bin bir ismine ya açık bir şekilde ya da işareten bakan. Ve bir cihette Kur'an'dan çıkan bir harika münacat olan. Demek Cevşen Kur'an'dan çıkmış. Hatta biraz önce okuduğumuz yerde Kur'an'ın bir hülasası dedi. Bir özeti gibi. Ve marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan. Bu arada hani münacatla dua arasında böyle benim anladığım ince bir nüans farkı var. Dua çok daha külli bir ifade. Bütün belki ibadet ve Allah'tan isteme manadan hepsine ihtiva ediyor dua. Ama münacat bir özel dua şekli. Yani nedir? Allah'ı tavsif ederek dua etmeye münacat deniyor diye anlıyorum yani. Çünkü mesela münacat risalesi de öyle. Önce Allah'ı tanıttırıp böyle bütün dağlar, denizler hepsi Allah'ı göstermesini anlatıp tarif ederek, tavsif ederek ondan sonra en son dua ediliyor. İşte buna o tarz duaya da münacat deniyor. Ve marifetullah'ta terakki eden bütün ariflerin münacatlarının fevkinde bulunan ve bir gazvede zırhı çıkar onun yerine bu Cevşen'i oku diye Cebrail vahiy getiren Cevşen'in kebir münacatı içindeki hakikatler ve tam tamına Rabbine karşı tavsifler Muhammed'in aleyhissalatü vesselam risaletine, vahkaniyetine şehadet ettiği gibi. Bu da çok acip. Yani bütün terakki eden ne kadar arif zatlar varsa hepsinin münacatlarının daha fevkinde ve Cevşen nasıl gelmiş? Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla vahiy şeklinde gelmiş. Cebrail aleyhisselam zırhı çıkarıp onun yerine bu Cevşen'i oku diye getirmiş. Onun için Cevşen'de bir hıfz ve muhafaza manası da var. Çünkü zırhı çıkar demesi artık hani zırha gerek yok. Onun yerine Cevşen'i okuman seni muhafaza eder manasında. Demek Cevşen'i okumanın bir muhafazaya da vesile olduğu Cebrail vasıtasıyla bizzat bildirilmiş bizlere de. İşte demek ki o Cevşen'deki hakikatler peygamberimizin peygamberliğinin de bir delili. Çünkü ta o zamandan bu zamana kadar Allah'ı tanıyan ne kadar insan Cenab-ı Hakk'ı tavsif etse yine peygamberimizin bu tavsifine yetişemiyor. İşte bu da gösteriyor ki Cenab-ı Hakk'ı en yüksek derecede ilk tavsif eden ve en yüksek derecede tavsif ettiği için onun Resul olduğunun bir delili. Yine bu peygamberimizden mervi olan bu kelimatta özellikle en büyük duası münacat-ı azamı olan Cevşen'e bir sünnet seniyye risalesinden bir bakış açısıyla bakalım. O da şöyle. İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfi Sani radıyallahu anh diyor ki ben seyr-i sülük-ü ruhani'de görüyordum ki Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'dan mervi olan rivayet edilen kelimat nurludur. Sünnet seniye şua ile parlıyor. Mesela Cevşen yani. Onun kelimatı nurlu. Sünnetin şua ile parlıyor. Ondan mervi olmayan, peygamberimizden rivayetle gelmeyen, parlak ve kuvvetli virtleri ve halleri gördüğüm vakit, mesela başka büyük zatların parlak ve kuvvetli virtlerini, dualarını gördüğüm vakit, üstünde o nur yoktu. Peygamberimizden o rivayet edilen gibi bir nur yok. Bu kısmın en parlağı, yani diğer büyük zatların peygamberimizden mervi olmayan virtlerinin
en parlağı, evvelkinin yani peygamberimizden rivayetle gelenin en azına mukabil gelmiyordu. Tabi buradan bize bir işaret çıkıyor. Demek ki diğer büyük zatların kendi dua ve virtlerinin hepsini toplasak peygamberimizin cevşen duasının, ondan mervi olan o duanın en azına bile mukabil gelemez. Bundan anladım ki sünnet-i seniyenin şuağı bir iksirdir. Hem o sünnet nur isteyenlere kafidir. Hariçte nur aramaya ihtiyaç yoktur. Onun için virt okumak isteyen de hususen bu cevşeni okuması gerekir. Yine bu Kastamonu layıkasında Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin cevşeni okurkenki gördüğü, feyiz aldığı bir manayı bahsetmiş. Onu da ifade edelim, okuyalım. Bugün Risale-i Nur'un Hizb-i Nurisinden bir kısmını ve Cevşen-ül Kebir'den dahi bir kısmını okurken gördüm ki kainatın envanı, bütün nevilerini, türlerini ve alemlerini 29. mektubun ahir kısmı Allah-u Nur-u Semavati vel Ard ayetinin beyanında seyahat-ı kalbiye ile her bir ismi ilahi, Allah'ın her bir ismi bu kainattaki bir alemi nurlandırdığını ve zulümatı dağıttığını gördüğüm gibi. Aynen ve daha başka bir şekilde Cevşen-ül Kebir ve Risale-i Nur ve Hizb-i Nuri dahi kainatı baştan başa nurlandırıyor. Demek Cevşen de aynen böyle kainatı baştan başa nurlandırıyor. Zulümat karanlıklarını dağıtıyor. Gafletleri, tabiatları parça parça ediyor. Ehli gaflet ve ehli dalletin altında saklanmak istedikleri perdeleri yırtıyor gördüm. Kainatı envaıyla, bütün nevleriyle pamuk gibi hallaç ediyor. Taraklar ile tarıyor, müşahede ettim. Ehli dalletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdelerinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor. Mesela bir örnek yani. Mesela diyor ki Cevşen'de geçen ya razıke tıfl mesela. Ey yavruları, tıfılları yani çocukları, rızkını veren. Mesela demek tıfılları etfal denilen yavrular aleminin mesela ne yapıyor bu tavsifat, şu isimle zikretmesi bütün orayı nurlandırıp zulümat karanlıklarını bize dağıtıyor. Oradaki yavrularla ilgili olan hadiselerdeki durumları gaflete, tabiata, sebeplere vermek isterken onların hepsini parçalıyor. Onun için bütün böyle nevlerini kainatın, mesela bu yavrular bir nevi gibi, daha başka bir sürü nevlerin hepsini ne yapıyor Cevşen'deki o tavsifat? Pamuk gibi hallaç ediyor, taraklar ile tarıyor, müşahede ettim. Ehl-i dalletin boğulduğu en son ve en geniş kainat perdesinin arkasında envar-ı tevhidi gösteriyor. Tevhid nurlarını bize gösteriyor. Bir de bu lemalarda yine 17. lemada bu gibi virtleri okurken ki niyetimiz de önemli. Bununla alakalı bir kısmı okuyalım. Ubudiyet emri ilahiye ve rıza ilahiye bakar. İbadet Allah'ın emrine ve rızasına bakar. Ubudiyetin daisi yani ona bizi sevk eden şey emri ilahi. Yani biz ubudiyeti niye yapıyoruz ibadeti? Allah emrettiği için. Ve neticesi nedir? Neticede ne elde edeceğim? Rıza-i haktır. Neticede de Allah'ın rızasını kazanacağım. Semeratı ve fevaidi, faydeleri de nerede gözükecek bunun? Ahirette gözükecek. Fakat ille-i gaye olmamak, asıl maksat olmamak ve kalbi kasten istenilmemek şartıyla dünyaya ait faydalar ve kendi kendine terettüp eden ve istenilmeyerek verilen semereler bu budiyete, ibadete münafi olmaz, zıt olmaz. Çünkü Cenab-ı Hak dünyada da o virtlerin, o duaların terettüp eden bazı faydalar veriyor. Peki kimlere ne oluyor bu? Belki zayıflar için bu tarz dünyevi faydalar da müşevvik ve müreccih hükmüne geçerler. Eğer o dünyaya ait faydalar ve menfaatler, şimdi bunlar istenilmeden Cenab-ı Hak teşvik için verir. Ama o dünyaya ait faydalar ve menfaatler, o ubudiyete, o virde veya o zikre, illet, sebep veya illetin, hakiki sebebin bir cüzü, bir kısmı olsa, o ubudiyeti kısmen iptal eder. Çünkü Allah için o zikri, o virdi, o ibadeti yapmamış oluyor. O dünyevi fayda maksadıyla yapınca o ubudiyeti kısmen iptal ediyor. Belki o hasiyetli, o çok özellikleri bulunan virdi akim bırakır, netice vermez. İşte bu sırrı anlamayanlar
Mesela yüz hasiyeti ve faydası bulunan Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendi'yi veya bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i, o faydelerin bazılarını maksudu bizzat niyet ederek okuyorlar. Mesela o Şah-ı Nakşibendi'nin Evrad-ı Kutsiyesi'nde yüz hasiyeti ve faydası dedi. Cevşen için de bin hasiyeti bulunan dedi. Yani demek ki bin tane özelliği var Cevşen'in. İşte bir kısım insanlar onu sırf o dünyevi faydaları ve hasiyetleri için niyet ederek okuyorlar. Öyle olunca da o faydaları göremiyorlar ve göremeyecekler ve görmeye de hakları yoktur. Çünkü o faydalar, o evratların, o virtlerin illeti olamaz ve ondan onlar kasten de bizzat istenilmeyecek. Çünkü onlar, o dünyevi faydalar fazli bir surette, yani Allah'ın fazlından o halis virde talepsiz tereddüt eder. Yani istenmeden onunla beraber gelir. Yoksa o virtleri, o duaları okumaktaki asıl maksadımız nedir? Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ve neticeleri, faydaları da ahirettedir. Ama Cenab-ı Hak fazlından, rahmetinden istemeden, talepsiz bir şekilde o halisane okuduğumuz virde dünyevi faydalar da koymuş. İşte o dünyevi faydaları, onları niyet etse ihlası bir derece bozulur. Belki ubudiyetten çıkar ve kıymetten düşer. Yalnız bu kadar var ki böyle hasiyetli evradı okumak için zayıf insanlar bir müşevvik ve müreccihe muhtaçtırlar. Zayıf insanlar bir teşvike ihtiyacı oluyor. Bir gayrete sevk etme noktasında. İşte o faydaları düşünüp, o dünyevi faydaları düşünüp, şevke gelip evradı sırf rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Yani zaten ekser vakitte okumaya gayret ediyor ama bazen böyle bir zayıf olduğu için gevşemeler oluyor. O gevşeme durumunda tekrar bir şevklenebilmek için o dünyevi faydaları düşünüp şevke gelip yine zaten okuyordu zaten Allah için. Yine rıza ilahi için, ahiret için okusa zarar vermez. Hem de makbuldür. Bu hikmet anlaşılmadığından çoklar aktaptan ve selef-i salihinden mervi olan faydaları göremediğinden o hadislerde ya da büyük zatlardan o Cevşen'den ya da diğer dualarda okuduklarında gördükleri faydaları bahsetmişler. Onları bakıyor, onları göremeyince şüpheye düşer, hatta inkar eder. Çünkü o niyetle okuduğu için onları göremiyor, görmeye de hakkı yok diyor yani üstadımız. Mesela üstadımız hasiyetlerinden bir tanesini bahsetmiş. Kendi hayatında yaşadığı bir şey nedir? Mesela Emir Dağ Alakası'nda iki yerde bunu ifade etmiş. Mesela bir yerde diyor ki, kardeşlerim diyor, merak etmeyiniz. Cevşen ve Evrad-ı Bahaye, Evrad-ı Bahaye dediği yani Şah-ı Nakşibend'in Evrad-ı Kutsiyesi. Bu defa dahi o dehşetli zehrin tehlikesine galip etti. Tehlike devresi geçti. Fakat hastalık devam ediyor. Demek ki üstadı zehirlemişler. O zehirin tehlikesine galebe edecek bir özelliği var Cevşen'in, yani şifa özelliği gibi. Yine başka bir yerde diyor ki, münafık düşmanlarımın maddi ve manevi zehirlerine karşı, demek hem maddi zehirlere de Cevşen'in şifa, hem manevi zehirlere de, münafık düşmanlarımın maddi ve manevi zehirlerine karşı, mesela manevi zehirlerde sihir, büyü, nazar gibi şeyler de var yani, bunlara karşı gerçi Cevşen ve Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibend beni ölüm tehlikesinden belki 20 defa kutsiyetleriyle kurtardılar. Belki 20 defa diyor beni kurtarmış diyor ölüm tehlikesinden. Onların o maddi manevi zehirleme saldırılarına karşı. Demek Cevşen o münafıkların, ehl-i dalletin maddi zehirlerine ve manevi zehirlerine karşı da şifa oluyor. Yine Emir Dağ Alakası'nda güzel bir mektup var. Bu da direkt Cevşen'le alakalı. Üstadımıza bir zatın Cevşen'le ilgili aklını bazı noktalarda böyle zihnine gelen şüphelerle alakalı bir sual sormuş. Üstadımız da o suale verdiği cevabı bir mektup suretinde yazmış. Onu da okuyalım. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam meşhur duayı nebevi olan Cevşen-ül Kebir hakkında ve akıl haricindeki sevap ve faziletine dair bir hadisi görmüş. Şüpheye düşmüş. Cevşen hakkında böyle çok yüksek bahsedilen sevap ve faziletine dair bir hadisi görüyor. Bunu da aklına sığıştıramıyor. Şüpheye düşmüş yani. Demiş ki, ravi Ehl-i Beyt'in imamlarındandır. O hadisin ravisine bakıyor. O da Ehl-i Beyt imamlarından birisi ki yalan söylemez yani. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Ve çok büyük bir mübalağa var gibi görünüyor. Mesela içinde der,
Demek bunlar hep hadislerde geçiyor cevşenle ilgili. Bu duaya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melaikeler o dua sahibini gördükçe kürsülerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mikyaslarına gelmez diye Risale-i Nur'dan imdat istedi. Demek o şahıs üstadımıza böyle bir mektup gönderip yardım istemiş. Demiş ya bunu aklım almıyor. Çok böyle yüksek tavsifat var hadiste de. Bu da akıl ve mantık mikyasına gelmiyor gibi. Bu nasıl olur? Çünkü bu cevşen duasına Kur'an kadar sevap verilir. Göklerdeki büyük melekler o dua sahibine kürsülerinden inip ona tevazu ile hürmet ederler. Çok yüksek böyle bir tavsifat var cevşende. Ben de Kur'an'dan ve cevşenden ve nurlardan gayet kat'i ve tam akıl ve hikmete mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki ona dedim. Evvela 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var. Böyle şüpheleri esasıyla keser, izale eder. Ona bak, cevabını al. 24. sözün 3. dalında biliyorsunuz orada 10 adet usul dediği, yani Peygamberimizin kelamları olan hadislere nasıl bakacağımıza, Peygamberin hadislerini nasıl anlayacağımıza dair usul bize öğretiyor, esaslar. 10 tane. Önce oraya bak diyor, cevabını al diyor. Saniyen, her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden, Peygamberimiz anlatıyor yani. Her gün bütün ümmetin kadar hasenatı onun defterine yazılıyor. Ve bütün ümmetinin saadetlerine yardım eden, hepsi ebedi saadeti kazansın diye dertlenen ve ism-i azamın mazharı ve kainatın çekirdek aslisi, hem en mükemmel ve cami bir meyvesi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam. Kainatın çekirdek aslisi, ism-i azamdan mazhar, hem de en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam, böyle yüksek makamda olan bir zat, Peygamberimiz, o duanın yani cevşenin kendi hakkında o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail aleyhisselamdan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Vacip demin Peygamberimiz o duanın cevşenin kendi hakkındaki azim mertebesini görmüş. Onu Cebrail aleyhisselam da Peygamberimize haber vermiş. Sen bu duayla şu makamlara mazhar oluyorsun diye. Peygamberimiz de onları kendisine olan o makamı ifade etmiş yani hadislerinde. Demek o pek fevkalade ve acip sevap Zat-ı Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam velayet-i kübrasından ona gelmiş. Çünkü Peygamberimizin o velayet-i kübrasında böyle bir makam, böyle bir sevap, böyle bir fazilet var. Bu külli ve umumi değil yani herkese değil. Belki o duanın mahiyetinde böyle harika bir kıymet var. Mahiyetinde var. Ve ism-i azam mazhar olan zatın Peygamberimizin tebaiyetiyle ona ittiba ederek başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet ehemmiyetli şartları var. Yalnız okumak kafi gelmez. Yoksa muvazeneyi, ahkamı bozar, farzlara ilişir. Demek ki sadece okumak yetmiyor. Gayet ehemmiyetli şartları var. Ki o şartlar neler söyledi aslında? Mesela dedi ki, Peygamberimizin velayeti kübrasına ona gelmiş. Demek Peygamberimize tam tebaiyet ederek, onun velayeti kübrasının gölgesi altına girip ona mazhar olanlara ve ism-i azamın Peygamberimiz mazhar olmuş, ona ittibayla ism-i azama mazhar olan zatlara da o sevap mümkündür. Yoksa sadece okumakla o sevap alınmaz diyor. Çünkü öyle olsa muvazeneyi ahkam bozar. Bu sefer adam fazları bırakır, bu dua cevşeni okur yani. Salisen o dua yani cevşen nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübalağadan münezzeh ve aynı hakikat oluyor. Öyle de o duadaki yüzer Esma-i Hüsna'nın hakikatlerine baktığı zaman, bir de o duanın içinde Allah'ın yüzer esması var, onların da hakikatlerine baktığı zaman değil mübalağa, belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için. Çok acip yani. Demek ki Allah'ın esmasının hakikatlerinde nihayetsiz tecelliyat var ve hadsiz feyizler var. O mümkün olan ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için Peygamberimiz pek az bir kısmını Muhbir-i Sadık aleyhissalatü vesselam haber vermiş. Ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Eğer o duadaki o münacat cevşendeki
Esma'nın hakikatleri cihetiyle bakarsak peygamberimiz tavsifatla çok az bir kısmını haber vermiş. Çünkü ona nihayetsiz feyiz var. Sonra mürur zamanla, zamanın geçmesiyle o kazine-i mümkine ve mutlaka bilfil, vaki ve külliye telakki edilmiş. Yani çok ehemmiyetli şartlarla belli başlı bazı kişilere mazhar olabileceği durum herkese olacakmış gibi zannedilmiş. Rabian 20. Lema-i İhlas'ta bir adama 500 senelik genişliğinde bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. 20. Lema-i İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak gör ki o koca cennetin verilmesi bildiğimiz tarzda bir malikiyet değil. Belki insan nasıl hususi hanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir, öyle de zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla bir nevi maliktir. Tasarruf ve istifade edebilir. Nasıl oradaki haşiyede öyle diyor yani. Şimdi herkese 500 senelik cennette, yani herkese zaten Allah bir has bahçe verecek cennette. Bizzat kendisinin olan. Bir de diğerlerinin, başkalarının cennetlerinden de istifade edilen umumi bir ortak cennet de var. Herkesin umumi istifade ettiği. İşte onun için dedi ya, bu bildiğimiz bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil. Yani nasıl bizim hususi hanemize bir malikiyetimiz var ama bir de zemin yüzündeki birçok şeylerde de bir nevi malikiyetimiz, istifademiz var. İşte demek bu tarzdaki manalara da bakıyor bu hadisler. Yani bizzat o sevabın hepsine biz bizzat mazhar olmayız ama ondan istifade eden o cevşen, tabir caizse cevşen cennetindeki feyizlerin umumi olan herkesin istifade ettiğinden bir nevi malikiyet ve istifade manamız var. Cevşen'i okuyan herkese bu da mümkün. Hem koca dünyayı benim hanemdir, bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkalahat harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar bu mezkür hakikate de bakar. Hem İslamiyet'te her sevabın, her fazileti amalin en evvel mazharı, her sevap, her amel faziletinin en ilk mazharı Peygamberimiz ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir dağ kadar sevap ve feyzi kazanan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Bu tabir de çok manidar hakikaten. Belki yani tekrar tekrar altını çizip okunacak bir ifade. Mesela bizim bir duada zerre kadar sevap alıyorsak o aynı bizim yaptığımız duadan Peygamberimiz bir dağ kadar sevap ve feyiz alıyor. Çünkü neden? Mesnevi'de öyle diyor. Diyor ki bütün feyizler, bütün o sevaplar Peygamberimizin makam Mahmud sofrasından bizlere akıyor. Demek en büyük ayna o. Cenab-ı Hak o ayna üzerinden bizlere dağıtıyor bütün feyizleri, sevapları, istifadeleri. O zaman biz bir duaya, bir ibadete mazhar olduk mesela. Bir dua okurken ondan bir zerre sevap aldık kendi kabiliyetimiz kadar. O bizim duamız Peygamberimizin o makam Mahmud sofrasından bize aksettiği için onun mahiyetinde, onun aynasında o bizim yaptığımız dua bir dağ kadar sevapla gözüküyor. Yani buradan şu çıkıyor. Peygamberimiz bizim yaptığımız ibadette bizden daha fazla feyiz alıyor. Yapan bizzat biz gibi gözüksek de bizim o yaptığımız ibadetten, bizim aldığımız feyizden daha fazla feyiz alıyor. İşte bizlerin bir duada, bir zerre sevabımızda, o duada bir dağ kadar sevap ve feyzi kazanan Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam. Hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil, belki velayeti Ahmediye noktasında, Allah katındaki velayeti noktasında ve umumi olmayan derslerinde, demek Peygamberimizin hususi dersleri de varmış yani. Sahabelerle bir umumi dersleri var ama bir de bazı hususi, mesela Hazreti Ali gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi bazı sahabelere de hususi verdiği dersler var. Umumi olmayan derslerinde kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder. Onun için bu tarz hususi ders verdiği rivayetler ekser Ali Beyt üzerinden gelmiş bizlere rivayet olarak. İşte Cevşen de o tarz gelenlerden birisi. Kendine verilen en yüksek mertebeyi de orada beyan etmiş hususi derste. Kendine tam tebaiyet eden has varislerini de o noktalara teşvik eder. Demek Peygamberimize tam ittiba eden varis kim oluyorsa, veraset-i nübüvvet yolunda giden kimler varsa onları da teşvik ediyor. Yani size de bu bir derece mümkün diyor. O sevabı, o fazileti
o feyzi almaya gayret ediniz diyor. Demek bu buradan da Cevşen okumakla beraber Peygamberimizin o velayet-i kübrasını anlamak, veraset-i nübüvvetle bize gösterdiği o yolda gidebilmek ve ta ki ona tam ittiba ederek sünnetine o Cevşen'in yüksek feyiz ve sevabına mazhar olmaya da gayret etmemiz lazım. Yine Mesnevi'de diyor ki Peygamberimizin o velayet-i kübrasını, o veraset-i nübüvvet yolunu Risale-i Nur güzel bir şekilde bize tarif etmiş yani. Demek Risale-i Nur'dan Peygamberimizin o velayet-i kübrasını ve veraset-i nübüvvet yolunu dikkatli okuyarak bulunabilir yani. Vel ilmu indallah la ya'lemul gaybe illallah dedim. O vesvese edip şüphelere düşen adam lillahi'l hamd kurtuldu. Tam kanaati geldi. Belki sizin bazılarınıza faydası var diye size de gönderdim. Umumunuza binler selam. Yine Emir Dağ layıkasında hani biraz önce demiştik peygamberimizin hususi olan dersleri ki peygamberimizin bu hususi derslerinde özellikle Cevşen'le de o büyük zatlara, her asırdaki mücedditlere ve kendi Ali Beytindeki büyük imamlara aslında peygamberimiz ders vermiş oluyor. Onlara da ayrı bir ders vermiş yani. İşte bu dersi ve bu feyzi üstadımız da aldığını şöyle ifade ediyor. Yeni Said'in hususi üstadı olan İmam-ı Rabbani, Gavs-ı Azam ve İmam-ı Gazali, Zeynel Abidin radıyallahu anhüm hususan Cevşenül Kebir münacatında bu iki imamdan ders almış. Kimlerden? İmam-ı Gazali ve Zeynel Abidin'den üstadımız manevi alemde ders almış. Cevşenül Kebir duasını bu iki imamdan diyor ders almışım. Ve Hazreti Hüseyin ve İmam Ali Kerremallahu ve Çehu'dan aldığım ders 30 seneden beri hususan Cevşenül Kebir'le daima onlara manevi irtibatında geçmiş hakikati ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almış. Bu acık yani mesela üstadımız İmam Rabbani, Gavs-ı Azam, İmam-ı Gazali, Zeynel Abidin, Hazreti Hüseyin, Hazreti Hasan ve Efendilerimiz, Hazreti Ali Efendilerimizle olan manevi irtibatı neyle kurmuş? Cevşen'le diyor. Hususan Cevşen-ül Kebir'le daima onlara manevi irtibatında geçmiş hakikatı, burada tabii üstünde başka bir bahseden, meseleden bahsediyor. Ve şimdiki Risale-i Nur'dan bize gelen meşrebi almışım diyor. Demek Risale-i Nur'un o Âli Beyt'ten aldığı meşrep Cevşen-ül Kebir'le gelmiş bize. Yani bir tefekkür meşrebi, Allah'ı böyle esmasıyla tavsif etmek. Hep Risale-i Nur'a da baksak bunlar hep gözüküyor. Aczini fakrını anlayıp Allah'a iltica etmek. En yüksek bir hakikat olan tevhidi ifade etmek mesela gibi. Cehennemden kurtulması için insanların gayret etmek manaları. Hep bu tarz usul, bu meşrep Peygamberimizden verasetle bu zatlara geçiyor. Hazreti Ali'ye, Hazreti Hüseyin Efendilerimize, onlar vasıtasıyla Zeynel Abidine, onlar vasıtasıyla işte İmam Rabbani, Gavs-ı Azam, İmam Gazali gibi zatlara ki onlar vasıtasıyla da üstadımız manevi alemde onlardan ders alıp bu Cevşen'in kebirle sürekli onlarla manevi irtibatta. Demek aslında biz Cevşen okurken bu zatlarla da manevi bir irtibatımız oluyor yani. Yine layıkalarda Nazif abinin büyük bir hayır yapmak için, Nazif büyük bir hayır yapmak için nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan Cevşenül Kebir'i makineyle teksir etmiş, çoğaltmış. Basmış yani. O zaman tabii hep elle yazılıyor. İlk defa Nazif abi İnebol'da şimdi o teksir makineleri duruyor herhalde. Çoğaltma makinesi almış. Büyük bir hayır yapmak için de nurcuların ehemmiyetli bir virdi olan Cevşenül Kebir'i. Demek nur talebeleri özellikle Cevşen'in sürekli ki ehl-i iman da zaten peygamberimizin duası olduğu için ama nurcular da özellikle en ehemmiyetli virtlerinden birisi olması gerekiyor Cevşen'i. Yani sürekli okuması. Bunu makineyle çoğaltmış. Bunun sevabına dair haşiyesindeki pek harika ve müteşabih hadislerden faziletine dair olan parçayı ki biraz önce okuduk o mektubu beraber teksir etmek için bana yazmıştı. Bunu da beraber onunla beraber çoğaltıp eklesek olur mu demiş üstadımıza. Ben de dedim 35 seneden beri her gün Cevşen'i okuduğum halde. Burada üstadımız da bize bir işaret ediyor. 35 seneden beri her gün Cevşen'i okuyormuş demek üstadımız yani. 35 seneden beri demek bize de bir işaret her gün Cevşen okumaya. Bütün Cevşen'i yani o büyük Cevşen değil de Cevşen duası kısmını yani o 100 babı her gün bitirmeye gayret etmek. Eğer kendimiz tek başımıza okumakta zorlanıyorsak etrafımızda bulunan aile efradımız ya da bulunduğumuz yerdeki etrafımızdaki cemaatten fertlerle ya da nur talebeleriyle taksimat yaparak böyle bab bab kısım kısım
Her gün mutlaka bir cevşenin, bitirilen bir cevşene iştirak etmek. 35 seneden beri her gün cevşeni okuduğum halde o haşiyi 3-4 defadan ziyade okumadım. Onun için onun aynı münasip olmaz. Ta muarız ve zındıklar itiraz parmaklarını uzatmasınlar. İnşallah yakında o mübarek Cevşenül Kebir, o mübarek Cevşenül Kebir nurcuları şavkıyla, yani nuruyla, şavkıyla tenvir edecek, nurlandıracak yani. Üstadımızın da özellikle artık son kısma geldik. Üstadımızın hayatında peki bu cevşeni hangi vakitlerde, ne zamanlar okuyor onu da okuyalım. Yani demişti her gün okuduğunu ama üstadımızın vakitlerini tanzimi de çok önemli. Bunu da kendimize örnek alabiliriz. Tahçiyattan iki ayrı yerden bunu okuyacağız. Üstad çok hasta olur. Çok vakitleri de hastalık ve sıkıntı ile geçerdi. Pek az yer, o da bir parça çorba gibi mahdut bir şeydi. Geceleri Kur'an-ı Kerim'den virt edindiği sureleri, ki bunu şey olarak Hizbül Kur'an olarak var. Ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın münacat-ı meşhuresi olan Cevşenül Kebir namındaki münacatını ve Şah-ı Geylani ve Şah-ı Nakşibend gibi azım-ı evliyanın, büyük evliyanın münacat ve hizblerini, dualarını ve salavat-ı nuriyeleri, Delail-i Nur mesela, ve bilhassa Risale-i Nur'un menba olan Hizb-i Nuriye'yi, ki bunun da hülasası olan Hülasatü'l-Hülasa da Büyük Cevşen'de var, ve ayeti Kur'aniye'nin lematı olan ve bir silsile-i tefekkür bulunan ve 29. lemada cem edilen hisb ve münacatları okur. Bunları tamam edince de yine Risale-i Nur'la meşgul olur. Şimdi bu münacatlar hepsini üstadımız toplamış. Bunu zaten Hizb-i Hakaik-i Nuriye diye Büyük Cevşen dediğimiz diğer adıyla bir virt kitabı gibi, zaten bu basılı sürekli yani. Bunlar da mesela alıp okunabilir. İlk kısmında Kur'an bölümü var. Sonra Peygamberimizin münacatı olan Cevşen var. Sonra Şah-ı Nakşibendi'nin Evrad-ı Kutsiyesi var. İşte sonra Delail-i Nur var. Peygamberimize salavat-ı nuriyeler. Sonra münacatlı Kur'an var. Hazreti Osman Efendimizin Kur'an'ın ayetlerini duaya çevirdiği virt var. Sonra Tahmidiye var, üstadımızın kendi şükür ve hamd duası. Sonra Hülasatül Hülasa var mesela yine. Bu Hülasatül Hülasa'da yine şurada okuduğumuz o Hizb-i Nuriye'nin ya da 29. Arabi Lema'nın bir özeti gibi yani. Risale'deki bütün tefekkürün böyle Arapçası gibi küçük. Daha bunun gibi ve en sonunda da yine Şah-ı Geylani Hazretleri'nin duaları var, silsile duaları var. Bütün bu dualar hepsini mesela Büyük Cevşen şeklinde toplamış. İşte üstadımız geceleri bununla meşgul olup bunu bitirince, hatta şöyle diyor yani 4-5 saat meşguliyetten sonra diyor. Demek ki üstadımız bu Büyük Cevşen'i gece Allahu Alem işte sabah namazına ya da teheccüd vaktine 4-5 saat kala kalkıyor. Bu virtleri okuyor. Bunları bitirdikten sonra da sonra Risale-i Nur'la meşgul oluyor diyor yani bunları tamam edince de. Sonra zaten sabah namazını kılıyor. Gündüzleri ise daima Risale-i Nur'un mütalası ve tasihiyle meşgul olur. Risale-i Nur hizmetini her şeye tercih eder. Risale-i Nur'a ait yetişecek acele bir iş zamanında diğer meşguliyetlerini bırakır. Evvela o işi tamamlardı. Demek ki özellikle Cevşen'i o gece tam duanın, ibadetin en makbul olduğu teheccüd vaktinde öyle vakitlerde okumak çok kıymetli yani. Çünkü seherlerde eser diyor ya Bad-ı Tecelli. Yani uyan ey gözlerin vakti seherde. Demek o vakitlerde böyle ayakta olup Cevşen gibi dualarla Allah'a bir iltica, istiğfar, hem Cenab-ı Hakk'a bir tavsif, hem cehennem azabından Allahümme ecirna minen nar, hallisna minen nar derken böyle bütün dur talebelerine, bütün herkesi, Müslümanları niyet ederek böyle bir iltica haliyle etmek o duaların. Geceleri üstadımız demek bununla meşgul oluyor. Yine tahçiyattan başka bir kısım. Hem üstadımız taharet ve nezafet içeriye son derece riayet eder. Her zaman abdestli olarak bulunur. Asla mübarek vaktini boş geçirmez. Üstadımız demek bu vaktini hiç boş geçirmiyor. Ne yapıyor? Ya Risale-i Nur telifiyle veya tasihiyle meşgul veya münacat-ı cevşeniyi kıraat okuyor ve secdegah-ı ubudiyete kaim ya da ibadetle secde ediyor veya tefekkürü âlâ-i ilahi bahrine müstarak bulunur ya da tefekkürle meşgul. Ya Risale-i Nur telifi tasihi
ya münacat okuyor, şey Cevşen münacatının duasını okuyor ya da ibadet vaziyetinde ya da tefekkürle meşgul. Yani hiç boş vaktini geçirmiyor ve vaktini boş geçirmeyip de sürekli meşgul olduğu saydığı şeylerden birisi de manidardır, Cevşen duası yani. Demek biz de yani mesela gün içinde boş vakit bırakmayıp ya Risale-i Nur okumak, ya Cevşen okumak, ya ibadet vaziyeti ya da o okuduklarımızla tefekkür etmek manasıyla meşgul olmaya da bize bir teşvikat var. Cenab-ı Hak Peygamberimizin bu münacatı olan ve bin hasiyeti bulunan Cevşen-ül Kebir'i her gün böyle aynı üstadımız gibi okuyup iltica ve istiğfarla Allah'a yalvarmayı, bin bir esmasla ondan medet istemeyi bizlere nasip etsin. Ve bu duaları okurken de o sevaplarını, o feyizlerini de bize hem dünyada hem ahirette mazhar etsin inşallah. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.